Hocam değerlendirmeyle başlayalım, sonra sorularla devam edelim. Evet, herkese merhaba ve iyi akşamlar diliyorum. Ya oyunu çok pek konuşmak istemiyorum bugün. Yani şöyle, şampiyonluğu garantilemiş, puan farkıyla önde. Ama çocuklar bugün yorgunlukları olmasına rağmen, fiziksel ve zihinsel yorgunlukları olmasına rağmen sabaha karşı geldik. Yeni oyunun içinde kalıp oyunu daha erken çözebilirlerdi. Rakip geçiş fırsat bekliyordu. Zaman zaman fazla da olmasa da yakaladı. Daha ben oyunu kopartabilirdik. Kazanmak çok güzel. Bunun için istedim. Bir, bu yarışmacı takımız biz. Hani bu oyunun ruhunda kazanmak vardır ve iyi hissettirir. 81 puan iyi hissettirir ama her şeyden evveli. Burası Trabzon'a 1100-1200 kilometre uzaklıkta. Trabzon taraftarı her yerde var. Bir sene bizi dışarıdan desteklediler. Durumu iyi olanlar belki gidip zaman zaman maça gidip geldiler. Olamayanlar evlerinde seyredip bize destek verdiler. Bugün İstanbul'a geldik ve 70 bin taraftarın önünde gönüllerinden koşarak bize gelip canlı seyredip destek oldular. Ben bir kere rakipken burada gene bu statta 70-73 bin seyirciye karşı Trabzonspor'a karşı oynamıştım. O zorlukları bilirim. Onun için bugün kazanmak ne kadar önemliyse buraya gelen insanları hem oyun olarak, bir şampiyon takımın oyunu olarak ve kazanmak, onları mutlu etmek benim için daha değerliydi. Takım için daha değerliydi. Onun için oyuncularımı tebrik ediyorum. Gelen insanları mutlu ettik. Kupamızı onlarla beraber burada tekrar kaldırdık. Bütün camiaya hayırlı olsun. Trabzonspor taraftarına artı bir büyük bir parantez açmak istiyorum. Dünden beri yaşadığımız duygular inanılmaz. Yani dünyanın her tarafının dikkati çekti. Duygusal anlar da yaşadık. Yaşlısı, genci, kadını, kızı. İnsanlar yani böyle bir tutku, böyle bir coşku biliyordum ama bu kadarını görmemiştim ve yaşamamıştım. Onun için onlara hem Trabzon'dakileri hem her yerdekileri ve bugün buraya gelen destek verenlere de sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Bu haftayı böyle hem keyif yapacağız, hem eğleneceğiz, hem çalışacağız. Hafta sonuna son müsabaka hazırlanacağız. Kolay değildir fiziksel, zihinsel yorgunlukların çok olduğu süreçleri ama harika bir sezon Trabzonspor adına. Ligin en uzun lider kalan takımıyız. Birçok enlerimizi yaptık. Kimseye yadımıza fazla yaklaştırmadık. Rekabette fair play ruhuna hareket etti Trabzonspor taraftarı. Onun için tekrar camiaya hayırlı olsun. Tebrik ediyorum. Önümüzdeki hafta itibariyle yarış bitecek. Ama hayat yeniden yeni hedeflerle başlayacak. Evet, sorularınız. Buyurun. Mikrofon gelecek. Başladı. Yani transfer çalışması sadece plan sadece transfer çalışması üzerinden olmuyor. O bir parçası bence. Bize biraz daha farklı bakılıyor. Ben kulüplerimizin veya Trabzonspor gibi büyük bir kulübün her seferinde daha büyük bir organizasyona ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bunu sadece transfer açısından değil. Bunun tesisti, beslenmeydi, altyapıydı, pilot takımdı, transferdi, yatırımdı, teknolojik yatırımdı. Yani birçok şey ayakları var, parametreleri var. Biz bunlarla ilgili çalışıyoruz. Transfer eğer bunun ana şeylerinden bir tanesi ise bu geçen sene de çok hızlı mesafe kat ettik. Şampiyon olacak bir takım kurduk ve buna oyuncular cevap verdi, şehir cevap verdi. Bugün itibariyle tekrar çalışıyoruz. Her seferinde bir tık daha iyisini nasıl yapabiliriz de çalışıyoruz. Senenin bize çıkardığı bir sürü dersler var. Şampiyon olmamıza rağmen var. Olumlu, olumsuz. Birçok şeye önümüzdeki sene itibariyle dokunacağız. Onun çalışmalarına devam ediyor. Çalışıyoruz. Uzun zamandır çalışıyoruz. Hilmi önde. Hilmi Bey. Hocam tebrikler. Teşekkürler. Güzel bir şampiyonluk zaten başarınız. Biz de ayrıca mutluyuz zaten. Sağ ol, biliyorum. Hocam yeni hedefler. Yeni hedefler bittiğinizde de şampiyonluk var. Sizin için de şampiyonluk görevini biliyorum. Orada arası için nasıl şampiyonluk yönde trabzonsporun şansını nasıl görüyorsunuz? Şu anda çok net bir yaratılıyor. Evet. Şu anda en yakın hedef Şampiyonlar Ligi playoff'u oynamak gibi duruyor. Bu günlük değişebiliyor. Rusya, Ukrayna, puan ortalaması birçok detaylar var ama biz şu anda yani sanki bir playoff oynayacakmışız gibi daha yakın durduğunda da kimler olabileceğinin üzerinden de takım hangi takımlar olduğunun çalışmasını yapıyoruz. Trabzonspor için, ülke için, puanı için
gruplara kalmak son derece önemli. Ben daha evvelden çalıştırdığım takımda 90+2'de direkten döndüm playoff'tan bir tur atlayıp. Umarım bu grupta olmak hem ekonomik anlamda hem uluslararası prestij ve deneyim. Oralarda oynamak çok önemli deneyimler kazandırır. Orada olmak öncelikle yakın, ulaşılabilir bir hedef olarak duruyor önümüzde. Ve onunla ilgili çalışıyoruz. Şimdi ben bir teknik direktör olarak Trabzon'un şimdi futbol oyunu, bunu bu Trabzon'da da olsam, başka bir yerde de olsam, dünyanın başka bir kulübünde de olsam, coşkulu oyunun anlamını biliyorum aslında Trabzon için ne olduğunu. Veya Trabzonspor gibi oynamak diye bir şey var, tamam mı? Bazen onun da espresini falan da yapıyorum. Yani işte, Ali Kemal Denizci'yi de çağıralım o zaman. Yani bugün güncel oyun diye bir şey var. Bugün bir örnek anlattım geçen gün yerel basında. Şimdi coşkulu oyunu Bayern Münih'ten daha iyi oynayan var mı? 10 senedir ligin üst üste domine ediyor, doğru mu? Geçen Stuttgart'ta oynuyor, düşüyordu Stuttgart. %70 Stuttgart domine ediyor oyunu, %30'da topa sahip oldu Bayern Münih. Şimdi itiraz mı edeceğiz? Veya tribünden Bayern Münih kötü mü oynuyor diyeceğiz. Ama maç 3-0 oldu. Bayern Münih öne geçti. Bu planlar var, stratejiler var. Oyunlar çok değişti. Lütfen zaman tünelinde kalacak hareketlerde kalmayalım. Bunu oyunu, oyuncu profili ve rakibe göreki stratejiler belirler. Artık ders çalışılıyor. Saatlerce. Yani evet ben bugün şöyle oynayacağım. Bu oyun böyle değil artık. Eğer hesap kitap yapmazsan oyuncu buna sorguluyor. Nasıl çıkacağını sahaya sorguluyor. Onun için bu cevabı bu. Güncel oyunu, elimdeki oyuncu neyse, hangi profile uygunsa ona göre oyunu seçeceğim. Diğer şeyin Karadeniz, evet Karadenizliyim. İstanbul'da doğdu büyüdüm. Benim de Karadenizlik bir tarafım var, fazla var. Ama bundan evvelki senelerdeki gibi bu oyuna saygı, sahada 68'de 105'te güçlü oyunlarla kalmak, diğerinin mücadelesini yapmak. Benim hayattaki felsefelerimden bir tanesi samimi, dürüst, gerçekçi olmak. Hayatım boyunca da böyle oldu. Bu bir hesaplaşma mı? Eğer sen doğru işler yapıyorsan zaman zaten bunun karşılığını bir şekilde veriyor. Onun için Mevlana'nın bir lafını her zaman da söyledim, bugün de söyleyeyim size. Bazen final kaybedersin, bazen kupa kaybedersin. Ama bir şeyi geliştirmek için uğraşırsın. Bir şeyi çok istiyorsan diyor Mevlana, eğer olmuyorsa diyor, bir sonrasının daha iyi olacağını anlıyor diyor. Tarifsiz duygular yaşıyorum 3 gündür. Onun için o laf benim cebimde hep her zaman duracak. Düzgün, dürüst çalışmak, samimi olmak, bunun karşılığını bir gün bir yerde sen alabiliyoruz, biz alabiliyoruz. Onun için teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Bir soru var galiba. Hangisiydi? Yok, onu çalışacağız. Şimdi eğleneceğiz. Yunus Bey sorun lütfen. Yunus Bey, mesela Sabah Gazetesi. Hocam bir kez daha tebrikler. 95-96 sezonu 82 puan, 2011 sezonu 82 puan. Trabzonspor Kulüp tarihinin başta en yüksek puan ve şu an sadece 1 puan uzaklıktasınız. Bu size bir şey hissettiriyor mu? Bir sorun. Bir de büyük tribünlerde Karar Bahçe'de olması, Galatasaray'da olması, Beşiktaş'da olması. Hem sizin oyununuz, hem de şampiyonlukta yaşanan sevinci bir kez de beraber tribünde hissetmek için var. Bu anlar için neler söylemek istersiniz? Bunlar varsa tribünde, harika bir şey. Bu beni çok mutlu eder. Geçen biliyorsunuz bununla ilgili Trabzonspor'un bu seneki oynadığı oyuna, emeğine yarıştığımız büyük kulüplerimizin başkanları saygı gösterdi. Doğru mu? Hepsinin açıklamaları vardı. Ben bunun, bu saygının böyle devam etmesinden yanayım. Bu ülkenin önemli takımları Trabzonspor'da ve diğerleri de. Biz dışarıya, çocuklarımıza, gençlere doğru örnekler olarak bu oyunun detayını da anlatmamız gerekiyor. Onun için tribünlerde bu şekilde hem Fenerbahçe formasının, Galatasaray formasının, Beşiktaş formasının olması bence harika bir şey. Bütün kulüpler, her kulüp hatalar yapmıştır. Kimse yani ak kaşık değildir. Ama bir şeylerinde dönüşü vardır. Bu hepimizin adına ben bunu rica ediyorum. Ben böyle olmaya devam edeceğim. Ben bir yerlere çekilmek istense de bunun içinde bulunmayacağım. Çünkü hayat 24 saat sonra yeniliyor. Yaptığımız yanlış açıklamalar, yanlış mesajlar başka yerlere doğru gidiyor.
Onun için bu güzel oyunun, iyileştirme gücü olan futbolun lütfen oyunun içinde kalalım. Teşekkür ederim. Evet. Nasıl? 82 puan. Bugün 2021-22 ligimizin şampiyonu Trabzonspor yazıyor. En büyük hedef, büyük hedef bu. Trabzonspor buna ulaştı. Önümüzdeki hafta buna ulaşırsak tarihte bir yerde yazar. Yazmasa da ama 21-22 en büyük hedefe Trabzonspor ulaşmıştır. Teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. İyi akşamlar. Şu anda biliyorsunuz kulübümüz bir başkanlık seçim süreci de var. İnşallah yarın kongremiz olacak. Tabii onunla da ilişkili bu sorunuz. Tabii biz Altay kulübünden çok memnunuz. Sinan Hoca zaten Altay'ın evladı. Hani iyi bir ortam olup da bizimle devam etmeyi düşünürlerse büyük ihtimalle Sinan Hoca da kalma yolundadır fikri. Ama dediğim gibi yarın kongreden sonra daha netleşir bu sorunuzun cevabı. Bir ertelenme durumu var kongrenin ama. Yani tabii ertelenebilirse de artık en kısa zamanda. En kısa zamanda inşallah. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. Kolay gelsin.